Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Çanakkale Bayramış'tan devam ediyoruz. Yanımızda Sefa Bey'in kurucusu Sefa Usta'mız bulunuyor. Merhabalar Sefa Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Günay Hanım. Biz de hoş bulduk diyoruz bu güzel ilimize ve ilçemize. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Bu sektöre atılmak neden aklınıza geldi? Firmamızın kurumundan bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Şimdi üretim olarak çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Hı-hı. 7 yıldır Çanakkale'deyiz, Bayramış'te. 5 yıldır da kendi sektörümüzde 4 şubeyle büyümeye çalıştık. Evet. Elimizden geldiği kadar kaliteli ürünler. Ata işimiz bizim bu. Baba mesleğimiz. Sonradan öğrendiğimiz bir şey değil. Evveliyatımız bu işi yapmış. Biz de bu işi sürdürdük. Nasip olursa bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Allah sağlık verdiği sürece. Evet, imalathanemizde meşhur böreğimiz var. Onu görebiliyoruz. Birazdan sevgili izleyenlerimiz adına bu meşhur ve lezzetli böreğimizin tadına bakacağım müsaadenizle. Ama tabii ki sadece bunlarla da kalmıyoruz sevgili izleyenler. Masamızda görmüş olduğunuz un kurabiyelerimiz, kurabiyelerimiz, baklavalarımız, trileçelerimiz, ondan sonra eklerimiz ve daha birçok tabii pastalarımız da var, tatlılarımız da var, böreklerimiz de var. Çeşitlerimizden bahseder miyiz? Tam olarak neler var imalathanemizde, daha doğrusu pastanemizde, yerimizde, börekçimizde? Şimdi börek unlu mamulleri sektör olarak hepsini çıkartıyoruz. Hı-hı. İşte dereotlu borçamızdan tutun, sabah açma grubu, mayalı grubu yahut bile bilinen işli açma gruplarının hepsi çıkıyor. Sabah saat 4.30-5 gibi hizmet vermeye başlıyoruz. Ondan sonrası saat 4'e kadar devam ediyor. 4'te 1 şubemiz Bayramış'ta yaş pasta, kuru pasta, baklava olarak devam ediyor. Akşam 11'e kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bayramlarda da özel zamanlarda bazen tatlı yapmaya üşeniriz. Tabii ki pastalar için de geçerli. Sipariş üzerine size yaptığımı düşünenler için ne kadar önceden, çünkü biliyorsunuz yurt dışından da misafirlerimiz geliyor, yapamıyorlar. Evet. Hani bazı insanlar da tatlı börek yapmasını bilmez de üşenir. Malzeme fiyatı aynaya gelir. O yüzden der ki yorumlayayım, işin ustasına bırakalım, onlardan sipariş verelim dediği zaman ne kadar önceden sipariş verdiği zaman daha sağlıklı bir hizmet alırlar yoğunluktan dolayı. Şimdi bayramlar için söyleyeyim. Mesela baklava tabii bir hafta 10 gün önce çok sağlıklı. Hı-hı. Doğum günü pastaları birkaç gün önceden hiç tereddütsüz firmamıza gelerek siparişlerini verdikleri takdirde ürünlerini istedikleri saatte teslim alabilirler. Evet, biliyorsunuz ki bu çok önemli. Ve kullandığımız yağlarla sevgili izleyenler, sizin adınızda bu meşhur böreğimiz, Sefa böreğimiz tadına bakmak istiyorum. Sadece bir çatı alayım efendim. Afiyet çünkü olsun. Çok da lezzetli ve güzel gözüküyorlar. Şuradan bir ufak parça alayım. Evet. Yani hep korkarız. Hamur işi yerken acaba midemizi bulandıracak mı, ağırlık yapacak mı? Çok hafif. Bunun sırrı ne ustam? Bunun sırrı zeytinyağı karışımlı. Ne güzel özel değil mi? Yağ. Evet. Özel yağ. Sürekli argesini yaparak yürüyoruz. Yağ oranını yüksek tutmamaya gayret gösteriyoruz. Evet, yani hafif böyle yedikten sonra midemizde bir yanma ya da bir ne bileyim rahatsızlık olmuyor. Bütün ürünlerimiz. Ne kadar güzel. Yani sadece böreğimizde değil tatlılarımızda da aynı şekilde zeytinyağı kullandığımız için daha sağlıklı. Hem de tabii ki biliyorsunuz kullandığımız şeker de çok önemli. Tatlılar da her şey de çok önemli. Ama önemli olan, esas önemli şey un ve yağ biliyorsunuz. Evet. Çok önemli. Yedikten sonra gayet keyifle yiyebiliyorsunuz. Kaç tane şubeniz var efendim? Bildiğimiz kadarıyla birden fazla şubeniz var herhalde. 4 tane. 4. şubemiz bu şubemiz. Aha. Yeni açıldı. 10 gün falan oldu. 4 şubeyle hizmet veriyoruz. Belediye şubemiz, dek boy mevki şubemiz, ilk şubemiz bizim. Bir de garaj karşısı şubemiz, küçük şubemiz var. 4'ü sabah saat 5-6 civarı, burası 5'te olmak şartıyla geri kalanı 6-7 saatler arasında hepsi hizmet vermeye başlıyor. 4'e kadar bir fil hizmet veriyoruz. Evet, bu işletmemizin ve Sefa Bey'in bir özelliği daha var sevgili izleyenler. Gençlere ve çocuklarımıza çok kıymet veriyor. Tabii hepimiz kıymet veriyoruz ama burada öğrenciler çok fazla olduğu için biliyorsunuz Çanakkale bölgesi de o bölgelerde öğrencimiz çok fazla olduğu için kendisi bir baba olduğu için diyor ki biz burada onlara mümkün olduğu sahip çıkmaya çalışıyoruz. En azından harçlıklarını çıkarsınlar. Okul masraflarını çıkarabilmeleri adına isterlerse okul zamanlarında tabii part time çalışabilir. İsterlerse okullar kapandığı zaman burada öğrencilerimize de çalışma imkanları veriyor ve çalışma imkanı veriyoruz diyor. Aslında bu konuda sizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim. Gençlerimize bu fırsatı veriyorsunuz. Onlara sahipleniyorsunuz. En azından okurken kendi açlarını çıkarmış oluyorlar. Evet, biliyorum. Peki son olarak izleyenize neler söylemek istersiniz efendim? Yolu buraya düşen ya da düşecek olan misafirlerimize neler demek istersiniz? Buyurun alalım.
Buyursunlar, misafirimiz olsunlar, ürünlerimize baksınlar. Almak önemli değil, en azından görsünler yerlerimizi ve ürünlerimizi. Evet, aynı zamanda bu güler yüzlü kaliteli hizmeti de görmek istiyorsanız ve güzel lezzetle tatmak istiyorsanız yol düşen herkesin gelmesi gereken güzel bir yer diyorum. Sefa Börek'le ve vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Geldiniz, ayaklarınıza sağlık, altına gördünüz, sağlık. Tanışmış olduk. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlere Çanakkale Bayram İşte Buradan Sefa Börek'ten seslendi. Kurucumuz Sefa Ustam çok önemli bilgiler aktardı. Kendisine programımıza katıldı ve renk verdi için çok teşekkür ediyoruz.